Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Şu anda yanımda gördüğünüz Asus'un iddialı laptopu VivoBook ellerimde. Bu ürünü gerçekten çok merak ediyorum çünkü ekranı konusunda özellikle çok iddialı. 2.8K OLED bir ekrana sahip. İçindeki ekran kartı ve işlemciyle hem tasarımcıların hem de oyun severlerin ihtiyacını son derece iyi bir şekilde karşılayacağını iddia eden VivoBook'a gelişinde hep beraber göz atalım. Öncelikle kutu açılış videosunu göreceğiz, içerisinden neler çıkıyor. Daha sonra da detaylı incelemesine geçeceğiz. Evet, kutu açılışımızı yaptık, içinden çıkanlara baktık. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. İlk olarak genel tasarımından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle gerçekten de çok şık bir dokuya sahip laptop. Fakat bende koyu rengin şöyle bir dezavantajı var. Onu en baştan söyleyeyim parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Hatta şuradan da görebiliyorsunuz. Şöyle dokunduğunuz zaman parmak iziniz kalıyor. O yüzden ara ara silmeniz gerekiyor. Açık renginde böyle bir durum muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. Asus VivoBook yasını tam olarak şurada görüyorsunuz zaten. Üst kapağın sağ tarafında duruyor. Arka tarafına baktığımızda ise şurada soğutma kısmını görüyoruz. Burada Asus çift fanlı soğutma sistemi kullanmış arkadaşlar. Şuradaki ızgaradan sıcak havayı hızlı bir şekilde dışarıya atıyor. Ve ben gerçekten saatlerce denedim. Özellikle de Crysis oyununu oynadım ve öyle aşırı bir ısınma gibi bir sorunum olmadı. Şimdi de içine bakalım. Şöyle kapağımızı açalım. İçindeki tuş dizilimini oldukça beğendim. Ne tuşların arası çok geniş ne de çok dar. Bu arada benim için klavye sesi önemlidir. Bu da niye önemli olsun diyebilirsiniz ama şöyle sizlere klavye dinleteyim. Böyle tok bir ses veriyor. Tuşlara bastığımı hissediyorum ve bu sesi beğendim diyebilirim. Kasanın sağ tarafındaki bağlantı noktalarına baktığımızda bir tane 3.5 milimetre jack, bir tane micro SD, tip C ve tip A USB girişleri, HDMI girişi ve bir tane de güç girişini görüyoruz. Sol tarafa göz attığımızda ise iki tane tip C USB girişini görüyoruz. Ayrıca sağ ve sol alt köşelerde Harman Kardon işbirliğiyle geliştirilen hoparlörler bulunuyor. Sol üstteki escape butonu kırmızı gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Yani göze çarpsın diye kırmızı yapmışlar. Ayrıca enter tuşunun üzerinde de bir uyarı işareti var. Yani yanlışlıklarınız enter'a gitmesini engelliyor. Ayrıca alttan aydınlatma da var. Şöyle bilgisayarımızı açalım hatta. Sağdaki açma butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Dolayısıyla hem parmak izinizi tanıyor hem de bilgisayarınızı açabiliyorsunuz ve böylece güvenli bir açış sağlıyor sizlere. Gördüğünüz gibi hemen açıldı zaten. Eğer başkası bu açma kapama butonuna bassaydı şifre ekranı gelecek alt aydınlatmayı da görüyorsunuz. Buradan aydınlatmanın 3 farklı seviyesi var. F7 tuşuyla bu farklı seviyelerde aydınlatmayı da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Belli bir süre sonra aydınlatma sönüyor. Elinizi klavyenin üzerine getirdiğinizde tekrar aydınlatma aktif hale geliyor. Touchpad kısmına baktığımızda burada Asus çok güzel bir özellik koymuş arkadaşlar. Diğer laptoplardan gerçekten de ayıran bir özellik olmuş. Bunun da Asus Dial Pad sağ üstteki noktaya götürüp şöyle aşağı çapraza doğru çektiğinizde burada yuvarlak bir simge çıkıyor ve bu yuvarlak simgeyi şu şekilde arkadaşlar elinizle şöyle dokunmatik olarak çeviriyorsunuz sola ve sağa doğru. Bu birçok yerde bizim işimizi kolaylaştırıyor. Mesela Photoshop kullanırken brush büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yani fırça boyutunu ayarlayabilirsiniz. Fırçayı seçebilirsiniz. Tam ortasına bir kere dokunduğunuzda ekranda bir tane simge çıkacak ve bu simgeden istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ayrıca Asus ProArt programıyla buradaki dial pad'i özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz programda istediğiniz tuşları buradaki yuvarlığa atayabiliyorsunuz. Premiere'de benim işimi çok kolaylaştırdı şu dialpad özellikle. Premiere'de timeline'da kaydırma işini ben buraya atadım arkadaşlar ve bunu sağa sola doğru çevirdiğimde timeline'da istediğim yere kaydım. Ayrıca yine işlevini değiştirip bir kere ortaya dokunup işlevini değiştiriyorsunuz az önce dediğim gibi. Bir başka işlevi de timeline'daki yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemini atadım. O da gerçekten çok pratikleştirdi işimi. Böyle sağ tarafa baktığımızda burada VivoBook Pro 14X OLED'in özelliklerini yazmışlar. Belli başlı özelliklerini. Özellikle renk konusunda çok iddialı bir laptop. %100 DCI P3 renk gamutu bulunuyor. Ve gerçekten de test ettim arkadaşlar renk konusunu. Açıkça bunu söylemem gerekirse MacBook'ların retina ekranları benim gibi birçok çok grafikerin kullandığı ekranlar. Dolayısıyla MacBook'la yan yana koydum ve renkler neredeyse tamamen aynı diyebilirim arkadaşlar. Retina ekranda ne görüyorsam buradaki OLED ekranda da aynı renkleri görebiliyorum. Net sohbetler için yapay zeka gürültü engelleme modu bulunuyor. Özellikle Zoom'da filan işte konferans ya da konuşma yapıyorsanız ya da herhangi bir programda ve etrafınızda başka sesler varsa mesela ofis sesi, sokak sesi gibi onları son derece başarılı bir şekilde yok ediyor ve sizin sesinizi ön plana çıkarıyor. Gizlilik severler için güzel bir özelliği var. Evet çok basit bir özellik gibi görünebilir ama birçok kişi laptopun arkadaşlar kamera kısmına sticker yapıştırıyor bildiğiniz gibi. Asus'ta şöyle bir şey koymuşlar. Buraya kendi içine dahili bir kapak koymuşlar. Buradan webcam'in önündeki kapağı açabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Bu arada webcam demişken webcam'in çözünürlüğü de 720p. Şimdi de biraz boyutlarından bahsedeyim isterseniz. 36.05 santim boy, 25.90 santim en, 1.89 santim de kalınlığı bulunuyor. Ayrıca ağırlığı da 1.95 kilogram yani oldukça hafif bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Ekranın renklerinden bahsettim ama şimdi biraz boyutundan bahsedeyim. 14 inç 2.8K 90 Hz'lik bir ekranımız bulunuyor. Bu 90 Hz de özellikle oyun oynayanlar için bir avantaj bildiğiniz gibi. Yüksek FPS değerinde bir oyun oynuyorsanız, Hertz'in yüksek olması daha da akıcı görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Ekranımız 14 inç ama en boy oranında şöyle bir durum var. 16'ya 9 değil, 16'ya 10 ekran boyutu var. Yani daha doğrusu ekran oranı var. Bu da bir avantaj. Neden diye soracak olursanız, mesela Premiere'de çalışıyorsunuz diyelim. Şimdi 16'ya 9 bir ekranda Premiere'de çalışırken özellikle Windows'un alt bantı bir yer kapladığı için ekranımız biraz daha daralmış oluyor. Dolayısıyla yüksekliğimiz ne kadar geniş olursa grafik tasarım programlarında çalışma da o kadar genişleyecektir ve çok daha rahat bir çalışma imkanı sunacaktır bize. Bu arada Windows demişken ondan da bahsedeyim. İlk defa Windows 11'i bu bilgisayarda kullandım. Hani çok eleştirilmişti Windows 11 biliyorsunuz çıktığı zaman. Hani çok böyle farklı farklı programlarda deneyimleme şansım olmadı. Eminim şu anda sorunları vardır ama ben çok bir sıkıntıyla karşılaşmadım açıkçası Premiere After Effects Photoshop gibi programları sorunsuz bir şekilde çalıştırabildim. Ayrıca arayüzünde oldukça beğendiğimi söylemeliyim Windows 11'in. Evet biraz macOS'a benzemiş ama bence şık durmuş. Laptopumuzda AMD Ryzen 9 5900HX 3.30 GHz'lik bir işlemci bulunuyor. Ayrıca GeForce RTX 3050 bir ekran kartı var ki bu kadar küçük ve ince bir laptop için gayet iyi bir ekran kartı ki mesela dediğim gibi ben baya bir Crysis oynadım. Crisis Remastered oynadım. Yani yenilenen grafikleriyle ki Crysis dünyanın en iyi grafiklerine sahip oyunlarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Ve çok ciddi FPS değerleri aldım. Öncelikle oyunda otomatik ayarladığımda en yüksek ayarları verdi. Fakat orada 25 frame civarında gezindiği için ben orta grafik ayarlarına getirdim ve 50-60 frame'leri gördüm ki 50-60 frame de Crysis gibi bir oyun için çok ciddi bir rakam. Ayrıca Heaven Benchmark 4.0 ile bir benchmark testi yaptım. Şu anda da bu benchmark testinin sonuçlarını ekranda görüyorsunuz. Bu rakamlar da yine gayet iyi rakamlar gördüğünüz gibi. Yani grafik tasarım programlarının dışında şu anda piyasadaki bütün oyunları son derece akıcı bir şekilde rahatlıkla oynayabilirsiniz hafızasına gelecek olursak 1 TB dahili SSD kullanıyor. Ayrıca 16 GB'ta RAM bulunuyor içerisinde. Pil konusuna da değinecek olursak 63 W'lık yüksek kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ama açıkçası ben öyle çok uzun süre fişe takmadan kullanmadım. O yüzden de tam bir test ettim diyemem bunu. Ekran parlaklığı da oldukça tatmin edici. 600 nit yüksek parlaklığa sahip bir ekran. Evet benim genel olarak Asus VivoBook 14X OLED hakkında görüşlerim bunlar. Şunu söylemeliyim ki incelediğim bütün ürünlerde iyi yanlarını kötü yanlarını söylüyorum. Evet bunda da kötü yanlarından ufak da olsa bahsettim. Ama neden ufak da olsa bahsettim? Çünkü gerçekten de arkadaşlar son zamanlarda deneyimlediğim Windows işletim sistemli en iyi dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Asus VivoBook 14X OLED'in. Ayrıca fiyat performans olarak da gayet iyi. Şu an bu videoyu çektiğim tarihte 19.000 lira civarında olması lazım. Aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan güncel fiyatını zaten takip edebilirsiniz. Şimdi şunu da diyenler olacak. 19.000 neresi ucuz diyeceksiniz. Ucuz demiyorum öncelikle bakın. Fiyat performans diyorum. Yani bu bilgisayarı aldığınızda bütün programları son derece rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün oyunları son derece akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. İş konusunda da, eğlence konusunda da size her türlü tatmin edecek bir laptop. Onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Eğer sizin aklınıza gelen bir şeyler olursa aşağıdaki açık açıklama kısmına da yazabilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna gelirken kanalımdaki diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi ben biraz daha Crysis oynayacağım.